Kahve, çikolata ve kuruyemişin buluştuğu Tekirdağ'daki Harman Kuruyemiş'teyiz. İzliyoruz. Merhabalar değerli Altın Rehber izleyicileri. Sektörler arası turumuza kaldığımız yerden tüm hızımızla devam ediyoruz. Ömer Bey'in yanındayız. Harman Kuruyemiş Tekirdağ'dayız. Kendilerini tanımakla başlayacağım öncelikle. Ömer Bey, bizleri kabul ettiğiniz için teşekkür ediyoruz. Çok mersi. Sizleri tanıyabilir miyiz? Ömer Ünver. 2 yıl önce eğitimimi tamamladıktan sonra bu işin başına geçtim. 26 yaşındayım. Aile şirketiyiz. Yaklaşık bir 40 seneden beri bu işi yürütüyoruz. İşte dedemden, babamdan itibaren. Böyle. Teşekkür ederim Ömer Bey. Peki hizmetlerinizden bahsedecek olursak kapsamlı olarak burada neler yapıyorsunuz? Kapsamlı olarak kuruyemişin her çeşidi, kahvenin her çeşidi, lokumun her çeşidi ve benzeri bu tür ürünleri hani alıp satıyoruz, üretip satıyoruz. Böyle karışık, güzel bir sistemle hareket ediyoruz. Ömer Bey, burada bir sistemi de daha fark ettim. Gelen müşterilerinize taze kahve yapıp veriyorsunuz galiba, yanlış anlamadıysam, öyle değil mi? Evet, aynen öyle. Peki, diğer sektörlerden farkınız nedir? Diğer kuruyemiş sektörlerinden. Diğer kuruyemiş sektörlerinden farkımız, sattığımız bütün ürünleri kendi tercihimizle, yani yerinden alıyoruz. Örneğin Antep fıstığını biz Antep'ten alıyoruz. Atıyorum işte bademi Tekirdağ'ın bademini, Trakya'nın bademini kullanıyoruz. Ondan sonra lokum keza Safranbolu'da. İşte kahveler zaten görüyorsunuz. Yöresel kahveler. Etiyopya, Dominik, her türlü yerden. Bu şekilde. Evet. Ömer Bey, Harman Kuruyemiş açmadan önceki hedefleriniz nelerdi? Şöyle söyleyeyim, ben açmadım. Ben olan kurulu bir düzeni devam ettirmekle yükümlüyüm. Benim hedefim de bu işe başlamadan önce bu işi büyütmekti. Şubeleşip, işte daha bir yerel marka haline gelmiş olan bu firmayı daha bir sağlamlaştırmak, geliştirmek. Bu hedef düzeyinde ilerlediğimizi varsayarsak, neredesiniz şu an? Ne kadar kaldı hedefinize yaklaşmak için? Yani açık konuşmak gerekirse hedefime yaklaşmak için yani biraz daha zaman var. Yani teorikte planladığım bazı şeyler pratikte aynı şekilde karşımıza çıkmıyormuş. Onu gördüm. Hani mesela 2 yılda işte şuraya geleceğim demiştim daha önceden. Şimdi bakıyorum 2 yılda o hedeflediğim noktada değilim. Ama yine bir ilerleme kaydettik. Hani bu pratikte teorik arasındaki bu şeyi, çelişkiyi yaşadık. Olsun ama tabii şu an bir %30'unu, %40'ını kat etmiş durumdayız diye düşünüyorum. Evet, sizleri tebrik ederim. Görsel açıdan da çok iyi bir yerdesiniz her şeyden önce. Peki Harman Kuruyemiş'in hikayesi nedir? Nasıl başlamıştır? Nasıl Harman Kuruyemiş olmuştur? Harman Kuruyemiş aslında hani kuruluş itibariyle 1976 yılında başlamış. Benim dedem gelmiş buraya kurmuş. Fakat daha öncesine dayanıyor aslında. Dedemin babası hani İstanbul sokaklarında başlamış bu işe. Hani biraz da nostalji havası var bunun. Ardından dedem Harman diye bir yer kurayım falan diye geçirmiş içinden. Tabii o da bir hedefiymiş. Kalkmış İstanbul'dan Tekirdağ'a gelmiş 76 yılında. Kurmuş burada. Ondan sonra büyütmüş, geliştirmiş kendince. Ardından babam ve amcam bu işi devralıp onlar yarışa devam etmiş. Şimdi de sıra bende. Bu şekilde. Evet, Ömer Bey, ticari ve mesleki hayatınızda başarılarınızın devamını diliyorum. Son olarak Altın Rehber aracılığı ile tüm Türkiye'ye neler söylemek istersiniz? Altın Rehber programına öncelikle bizi tanıttığı için teşekkür ediyorum. Tüm sektöre, yani hangi sektörde kim varsa en iyi olan en iyi olarak kazansın. Teşekkür ediyorum, çok mersi. Kaldığımız yerden tüm hızımızla devam edeceğiz. Harman Kuruyemiş'teydik. Ömer Bey'in yanında kendilerine teşekkür ediyoruz. Hoşçakalın.